Günaydın efendim. Günaydın. Kahvaltı etmeyecek misiniz? Hazırlıyorlardı. Biraz yürüyüp geleceğim. Çocuklar da kalkınca hep birlikte yaparız. Bihter. Günaydın. Günaydın. Nereye? Gelsene biraz. Yürüyeceğim, sonra uğrarım. Gel işte, azıcık laflayalım. Adnan Bey uyuyor mu? Hayır, kabristana gitmiş. Arsen Hanım şimdi salona indi, gazetelerini okuyor. Çocukları sorarsan kalkmadılar hala. Behlül eve yeni geldi. Matmazeli bilmiyorum. Başka? Niye bu kadar sinirlisin? Öyle miyim? Evet, öylesin. Geçen geceden beri bir tuhafsın. Dün gece de üstüne tuz biber ekti tabii. Ne olmuş dün gece? Matmazel'le Adnan'ın senden gizli konuşmalarına bozuldun. Başladın yine saçmalamaya. Kız, sen de haklısın. Bence sana bir mesaj bu. Matmazel her şeyin farkında. Neyin farkında? Neler saçmalıyorsun? Yeter! Aptal, gözünü aç. Bu kadın Adnan'la aranızın bozuk olduğunu anladı. Fırsatları değerlendiriyor. Ah! Günaydın. Günaydın Matmazel. Çok hoşsunuz yine bu sabah. Teşekkür ederim. Kahvaltıda görüşürüz. Tamam. İnanamıyorum sana. Gerçekten korkulur senden. Ben senin iyiliğin için yüzüne gülüyorum şimdilik. Yakında işler ilerleyince bana hak vereceksin. Seni dinlemeyeceğim. Bana bak. Ben boşa konuşmam. Birazcık itibar et fikirlerime. Bu kadın Adnan'ın peşinde. Yeter, rahat ver artık. Aklın hep melanete çalışıyor. Yoksa sen razı mısın ha? Senin de işine geliyor değil mi? Keşke öyle bir şey olsa diyorsun. Ne diyorsun sen? Ne diyorsun? Sen beni gerizekalı mı zannettin? Ben her şeyin farkındayım. Behlül'ün Elif'le nişanı zaten bazı şeyleri perdelemek içindi. Eğer Matmazel de Adnan'ın peşine düşerse sen de rahat edersin değil mi? Sen kötüsün. Kötüsün sen. Herkesi de kendin gibi zannediyorsun. Yavaş. Artık yeter Firdevs Hanım. Yüzünü görmek istemiyorum bu evde. Defol evimden. Defol hayatımdan. Defol! Bihter! Ne oldu? Yemin ederim öldüreceğim bu kadını Adnan. Yemin ederim. Gel dışarı çıkalım canım. Gel. Yeter artık. Bitti. Dayanamıyorum. Ben artık onu istemiyorum bu evde. Sürekli mutsuz, sürekli bir şeylerden şikayetçi. Sürekli benimle uğraşıyor. Yeter artık. Tamam, bakarız bir çaresine. Buyurun. Aa, lütfen Deniz'ciğim, alırım be. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Adnanları görebilecek miyim acaba gitmede? Aa, nereye gidiyorsunuz? Ben de yemekten sonra sahilde yürürüz diyordum. Kısa bir yürüyüş yapabiliriz. Ama öğleye kalmadan gitmem lazım. Akşam İtalya'dan dostlarım geliyor. Birkaç gün bende kalacaklar. Aa, ne güzel. Çok severim. Çok neşeli gruptur. Müzisyenler var, oyuncular var. Aa, harika. Hem de nasıl? Onun için çiftlikte ayarlama yapmam lazım. Kalabalık geliyorlar. Çok keyifli olur mutlaka. Keşke siz de birkaç günlüğüne kaçıp geliverseniz. Size de değişiklik olurdu. Hem yakışıklı bir çelist bey de var aralarında.
Ay ne tatlısınız ama mümkün değil. Neler kaynatıyorsunuz? Ah kalktınız mı nihayet? Günaydın. 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 Gayet iyiyim Matmazel, hiç bakmayın. Konuşmadan anlaşıyorsunuz bakıyorum. Deniz olayı tamamen bitmiştir, onu söylüyorum. Sevindim. Neden ayrıldınız? Ne yaptı ki? Boş ver, adını duymak istemiyorum. Ama buna hiç şansın yok. Aa, evet ya. Günaydın. 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 Dün gecenin dedikodularını kaçırdın mı yoksa? Daha dün geceye gelemedik. Ablamız özel hayatını masaya yatırmıştık. Aa, o mesele. Aa, hangi mesele? Ben niye bilmiyorum? Mesele falan yok. Babamlar kalkmadı mı daha? Bihter'le yürüyüşe çıktılar. Kahvaltıya yetişiriz dediler ama... Thank you.